Halk Kitabevi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam ediyor. Efendim yeniden birlikteyiz Medya Mahallesi'nde. Konuğum ekonomist, gazeteci, yazar, meslektaşım Mustafa Sönmez. Sevgili arkadaşım. Şimdi bir yandan o bir yandan ben daldık dijital aleme. Yeni ne olmuş ne bitmiş. İki şey var. Bir, dolar bir ara hafif geriler gibi olmuştu. Tekrar başladı çıkışa. Dolar da euro da. Türk lirasındaki erime kemik erimesi resmen sürüyor. Kemik erimesinin ne kadar vahim olduğunu da bilenler bilir. Bir sıcak gelişme de şu. Biliyorsunuz bugün Rusya'nın Soçi kentinde Erdoğan'la Putin görüşmesi olacak bekleniyor. Şimdi iki lider özellikle zaten Tahran'da konuşmuşlardı malum Tahran zirvesinde İdlib'i, Suriye'yi. İki lider onun sonrasında ilk kez bir araya gelecekler. İdlib'i konuşacaklar. İken Kremlin'den, Moskova'dan bir kritik açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov diyor ki İdlib'de durum kritik. Rusya ve Türkiye'nin görüş ayrılıkları var. Bu da en üst düzeyde ciddi bir görüşme gerektiriyor. Yani bunu olsa olsa liderler halledebilirler ama somut olarak o tabii kapıyı kapatmamak adına söylenmiş bir cümle. Asıl olarak çok ciddi görüş ayrılıkları var diyor. Şimdi bu haberi genelde suya sabuna kritik konulara girmeme konusunda azami dikkati gösteren medya açısından böyle kendi sahasında kendi başına bir haber. Oysa Reyhanlı katliamının sanığı yakaladık haberiyle birlikte düşünülmesi gerekiyor. Neden? Tahran zirvesinin ertesi günü Ruslar İdlib'i bombalamıştı. Bakın orada ateşkes istemişti Erdoğan ve bu ateşkes meselesinde teröristlerle mi peki pazarlık edeceğiz diye sormuştu Putin. O görüşmeden zaten sezilmişti anlaşmazlık olduğu. Tahran'ın ertesi günü Rusya İdlib'i bombaladı. Ya bir sonraki gün ya iki gün sonra birdenbire MİT Suriye'den hem de Laskiye'den Reyhanlı katliamının 2015'te 13'teki 13 mi 15 mi? Neyse. Reyhanlı katliamının sanığını derdest ettik, yakaladık, getirdik açıklaması yaptı. Ve o kişi Yusuf Nazik derdest edilip getirilen biz katliam emrini Esad'dan aldık dedi. Şimdi Esad'a yönelik bu kadar ağır bir nokta atışı aynı zamanda Rusya'yı hedef alır. Rusya'ya yöneliktir. Çünkü Rusya demek Suriye demek, Suriye demek, Rusya demek bugünlerde. Şimdi karşılıklı iki hamleyle önce bir Rusya'nın bombardımanın arkasından MİT aracılığıyla Türkiye'nin operasyonu, mesajı geldik bu noktaya. Türkiye Rusya'yla hani bir laf vardır ya eğer ayıyla dans ediyorsan ayağına basılmasını göze alacaksın diye kendilerine de ayı derler malum Ruslar. Semboldür. Ayağına basılmasına ne kadar izin verecek? Bu arada Amerika'yla birdenbire sanki sıkıntılar buzdolabına kalktı gibi duruyor. Ey Amerika unutuldu. Nasıl görüyorsun fotoğrafı? Orada tabii çok çetin bir bilek güreşi olduğunu biliyoruz. Yani saflaşmalar olduğunu da biliyoruz. Suriye'de işte Esad yanında, arkasında Rusya, yanında Tahran. En arka planlarda da aslında Çin, böyle bir blok var. Buna karşılık Amerika o bölgede bir alan açmak istiyor. Yani orayı terk edip gidecek hali yok. Bir varlık bulmak istiyor. Kendisine o civarda en yakın müttefik olarak da Kürt siyasetini bulmuş durumda.
Kürtlerin de bundan bir şikayeti yok. Yani Amerika ile bir ittifak yapmaktan, onlardan destek almaktan. Ama aynı zamanda Rusya ve Suriye ile de görüşüyor Kürtler bir yandan. Tabii tabii. Yani Kürt siyaseti kendi hedefi doğrultusunda gidiyor. Bu konuda ittifak... Kendi çıkarları. Kendi çıkarları. Tabii ittifak yapmak gerekiyorsa Amerika ile de ittifak yapıyor. Gerekiyorsa Rusya ile de ittifak yapıyor. İttifak yapmak zaten yanlış bir şey değil. Bu stratejik bir hedef değil. Sonuçta belli bir noktaya varabilmek için bir tür yol arkadaşlığı, işbirliği yapmak. Asıl soru biz kimle ittifak yapıyoruz? Evet, şimdi ya Türkiye ödeden beri biliyorsun bu Kürt meselesinden, sınırın ötesindeki Kürtlerden her zaman şikayetçi olan, onları tehdit olarak gören bir güç. Dolayısıyla Suriye'de de Kürtlerin yeni Suriye'de, oluşacak yeni Suriye'de bir bileşen olmasından rahatsızlık duyuyor. Onlara olası bir demokratik özellik mi olur, federasyon mu olur, bir söz hakkı mı olur, bir kimlik tanıma adı altında başka bir şey mi olur? Böyle bir statü tanınmasına rahatsız. Bundan dolayı da bu yeni Suriye'nin şekillenmesinde özellikle bu Kürtlere tanınacak olan statü konusunda itirazları var. Yani bugün Esad dese ki ben Kürtlerle şey yapmayacağım, onlara herhangi bir statü vermeyeceğim ondan sonra hemen Esad'la bence masaya oturabilirler, Türkiye oturabilir. Tabii. Bu kadar net bir itiraz noktası var ama... Kürtler bu savaş sırasında doğru yer tuttular, doğru duruş sergilediler. Cihatçı muhaliflerle beraber saf tutmadılar. Rejimi doğrudan karşılarına almadılar, rejimi vurmadılar. Ama kendi hedefleri doğrultusunda bir siyaset güttüler, bir güç gösterdiler. Bu arada tabii dediğim gibi Amerika'nın da bu bölgeden çekip gitmeme, burada bir yer tutma hedefi var. Bunu da en iyi yapabileceği güçlerden birisi olarak Kürt siyasetini gördüğü için orada bir teçhizat desteği sağlamaktan tut, bir lojistik ittifakı sürdürüyor Amerika. Şimdi İdlib, Esad ve dolayısıyla Rusya için hayati önemde. Görelim bir haritayı. Nedeni şu, bakın pembe yerlerden zaten görüyorsunuz. Pembe Esad'ın kontrolü sağladığı yerler. Kendi topraklarından söz ediyoruz zaten Esad derken. Bir tek İdlib ve civarında ÖSO adı altında aslında Nusra'dan ayrılmış, El-Kaide'den ayrılmış, başka cihatçı terör örgütlerinden kopmuş, Türkiye'den maaş almak adı altında ben Özgür Suriye Ordusu'nun neferiyim diye kopmuş gelmiş adamlardan, insanlardan oluşuyor. Şimdi bu ordu doğrudan doğruya hem Esad'ın hem de içindeki cihatçıların etnik kökeni vesaire nedeniyle Putin'in büyük derdi, başını ağrıtan. Nefret ettiği. Dolayısıyla zaten kendi toprakları Suriye, Esad'ın malum Suriyelilerin doğal olarak İdlib'de kontrolü, hükümranlığı sağlamak istemeleri de fevkalade anlaşılır bir şey. Ama Türkiye'de şu açıdan kendince nihai olarak haklı, bakın kendisi getirdi bu durumu ayrı. Nihai olarak şöyle haklı ve önemsiyor. Ya orada sen gelir Esad yerleşirsen, kontrolü sağlarsan orada yaklaşık 100 bin cihatçı var. ÖSO militanı var. Ben bunları ne yapacağım? 2,5 milyonda göç eden olur diye düşünüyorlar. Ben bunları ne yapacağım diyor. Ne yapacak? Şimdi şöyle bir iddia var Ayşenur. Bunu Al-Monitor sitesinde bir Suriyeli yazdı. O iddia da şu. Türkiye bu cihatçı grupları bir araya getirme, ordulaştırma ve Esad'a karşı direndirme konusunda aktif rol oynuyor diye. Böyle bir iddia var. Doğru mu değil mi onu bilemeyiz. Ve bununla mümkünse Türkiye'ye sınırdaş bir kanton kurulmasını sağlama
ve bu cihatçıların hakim olduğu bir kantonu Suriye'ye kabul ettirme. Şimdi böyle bir hesap var mı onu bilemem ama bildiğim şu, ne Esad ne de Putin şu an geldikleri yer itibarıyla, sağladıkları güç birikimi itibarıyla böyle bir şeye izin vermezler. Yani birileri böyle bir hesap yapıyorsa. Herhalde bu senaryoda Amerika'nın da böyle bir şeyi destekleyeceği hesabı olabilir. Amerika'nın böyle bir kanton oluşumu halinde buna destek vermek, bu anlamda Türkiye ile paralel düşmek gibi bir durum olabilir. Bu senaryo ne kadar doğru bilmiyorum. Ama dediğim gibi buna Suriye'nin, Putin'in, Tahran'ın yani karşı şeyin gücün ve inisiyatifi elinde bulunduran gücün bu senaryonun hayat bulmasına izin vereceğini sanmıyorum. Fakat işte, Türkiye son ana kadar şeyi oynamaya çalışıyor. Bu Kürt kartını zayıflatmaya ve yeni Suriye'de böyle bir statü kazanmış bir Kürt aktörünün olmamasını sağlamaya çalışıyor. Bu da dediğim gibi zor. Yani çünkü bunun da sözü verilmiş, bunun da herhangi bir Suriye açısından negatifliği yok. Tersine bir istikrar sağlama açısından belki de bunu tavsiye ediyor. Özellikle Rusya'nın tavsiye ettiğini düşünüyorum. Yani Kürtlere böyle bir statü tanınmasının geleceğin Suriye'sinde, Suriye'sinin sağlamlığı ve istikrarı açısından yararlı olacağı konusunda. Şimdi dediğim gibi bu Yusuf Nazi, Reyhanlı katliamının planlayıcısı olduğu söylenen kişiyi ve MIT'in operasyonu da işte bu çerçevede, bu gerçekler ışığında değerlendirmek lazım. Bakın daha önce de söyledim. Laskiye, Esad'ın kontrolü altındaki bölge. Ayrıca orada hemen Laskiye sınırlarında, yakınlarında iki tane önemli Rus üssü var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hele Suriye gibi Suriye Savaşı gibi kritik bir durumda orada Rus ajanlarının ya da muhaberat ajanlarının, Suriye muhaberatının adamlarının fink attığı ortada değil midir? Şimdi Reyhanlı meselesi... Sen nasıl gidiyorsun oradan paketleyip alıyorsun? Tabii, Reyhanlı katliamı da başlı başına çok karmaşık bir hadise, aydınlatılmamış. Şimdi dediğim gibi yani bu restleşme, hani Tahran'dan sonra hemen Rusya İdlib'i bombalayınca birdenbire MIT'in gidip oradan bulması, paketleyip getirmesi, Rus ajanlarının, muhaberatının gözünde, hatta elinin altından, çünkü haberlere göre bir de Anadolu Ajansı'nın servis ettiği, meğer işte muhaberatın saklı evlerinden birinde tutuluyormuş bu adam. Geçiniz. Ama medya bu. Medya kendisine ne söylerse onu yazdığı sürece maalesef sizler de gerçeği o cepheden ulaşamayacaksınız. Şimdi bir haber geldi. Senin çok ilgileneceğin T24 internet sitesinden geldi bu haber. İş Bankası hisseleri sabahtan şu ana kadar %4 değer kaybetmiş. %4 az bir oran değil. Çünkü zaten Borsa İstanbul'da sürekli bir kayıp var ama ortalama 1-1,5-2 neyse güne göre değişen. %4 kayıp hiç az değil. Erdoğan'ın İş Bankası açıklamalarından sonra bunun olması çok dikkat çekici. Aslında Ayşenur, Bankalar Kanunu'nda bu suç, biliyor musun? Yani bankanın ismini vererek bir banka hakkında, söyledim, bir banka hakkında ileri geri konuşamazsın. Çok ciddi suç. Erdoğan hariç. Tabii. İşte yani, çünkü hakkında soru bile sorulamıyor. Yani evet. Bırak hesap vermeyi. Şimdi bir banka hakkında böyle onun hisselerini biz alırız falan filan yaptığın zaman, gerçekten işte İş Bankası da bir açıklama yapmış galiba. Bankalar evet, güven kurumudur. Bunların üstünden böyle siyasi spekülasyon yapılmamalıdır diye. Şimdi gerçekten de yani İş Bankası hisselerinin alınıp hazineye böyle Lego ile oynar gibi devredilmesi, bunun spekülasyonun yapılması tabii ki hisselerin değer kaybına yol açabilir. O hisselere yatırımcı yapmış olanlar satma yolunu seçebilirler.
Vallahi bankalarda mevduat çekilişi de olsa hiç şaşırmam yani. Şimdi böyle ileri geri bir şey konuş, herhangi bir şeyden konuşmuyoruz. İş Bankası'ndan konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin en büyük bankasından, yani kamu bankalarını bir tarafa bırakırsan en büyük bankasından konuşuyoruz. Bu kadar köklü, kritik yeri olan. Ama maalesef ateşle oynuyorlar. Yani bu da sıkışmışlığın göstergesi. Öyle bir yere sıkıştılar ki acaba bu yangını söndürmek için şu çeşmeyi mi kırsak, parçalasak, şu su deposunu mu yıksak, kullansak diye. Hata üstüne hata yapıyorlar. Bir dizi akıl tutulması konusunda yarış yapıyorlar. Devletten biri çıkıp söylüyor. Sonra bir müsiyat başkanı çıkıp konuşuyor. Ondan sonra onu bir başkası izliyor. Bu tamamen sıkışmışlığın, yönetememenin, bu krizi yönetememenin ve kanı durduramamanın sonucu. Çok ciddi bir kanama var Türkiye ekonomisinde. İşte 6 puan faizi artırıyorsunuz, 3 gün sonra o dolar eski yerine geliyor. Niye geliyor? Çünkü sizin Türk lirasına cazibe kazandırmak üzere attığınız adıma güvenmiyor. Enflasyonu durduracağınıza inanmıyor. Dışarıdan para geleceğine inanmıyor. Şimdi borçlu olanlar, döviz borcu olanlar, dolar birazcık düşünce hemen satın almaya yöneliyorlar. Dolayısıyla bu bir yönetememe krizi, çok açık. Efendim, programa devam edeceğiz diye umuyorum, süre kalacaktır ama şimdi CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğiz. Çünkü CHP'nin işçi sendikaları ve meslek odalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul İl Başkanı Candan Kaftancıoğlu ve Canan Kaftancıoğlu ve CHP milletvekilleri bir basın toplantısı yapacak. Konu bizim birinci bölümde ele aldığımız 3. havalimanı inşaatında işçilerin kötü, hatta korkunç iş koşulları, sağlıksız ve hayatı etkileyen koşulları nedeniyle eylem yapması ve birçoğunun gözaltına alınmasıydı. Hala pek çok işçi gözaltında. CHP heyeti gitti, orada inceleme yaptı. Şimdi anlatacaklar neler gördüklerini. Buyurun, oradayız. Efendim, Veli Ağbaba, sendikalardan, iş hayatından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, milletvekilleriyle birlikte gitmiş. Şimdi programın başında söylemiştik, Fatih Altaylı. Zaten malum yazarlar, malum medyanın malum yazarları konuya girmemişti bile. Fatih Altaylı da açıkçası yüzü kızarmadı herhalde. Yüzü kızarmadan bu isyan normal değil diye bu başlıkta bir yazı yazdı. Allah Allah, 4 yıldır hiçbir şey olmuyor da şimdi ne oldu 4-5 hafta kala havaalanının açılmasına diye. Tuhaf imalarda bulunmuştu. Arkasında kim varsa artık o eylemin diye. Bakın, şimdi iddiaları bir kenara bırakalım. Öyle oldu, böyle oldu. Bir ülkede bir eylem olacak ama haklı ama haksız. O eylemde 200'den fazla işçi hali hazırda gözaltında olacak. Ve bu ülkenin ana muhalefet partisinin milletvekilleri gidecek, 10 kilometre kala inşaata barikatta durdurulacak, bırakın oraya gitmeyi, yaklaşamayacak bile. Bunun adı OHAL'dir, olağanüstü haldir. Ey Fatih Altaylı, ey diğer malum isimler, bu OHAL'dir. Hemen belirteyim, malum isimler, malum medya derken bu basın toplantısını elbette A Haber başta, CNN Türk, NTV, Habertürk, Fatih Altaylı'nın televizyonu yayınlamadılar. Normal olan ne? Hani isyan normal değil ama bu hani milletvekillerinin gidememesi normal. Öyle mi anlamamız gerekiyor? İşte dediğim gibi bu şeye tahammül yok. Her tür protesto ya da bir hak arama meselesine tahammül olmayınca bunu kendileri aslında büyük mesele haline getiriyorlar. Şimdi şirket açıklama yapıyor değil mi? Şirket diyor ki tahta kurularına neden olan yatakları değiştireceğiz, otobüsleri dikkate alacağız, durağı dikkate alacağız vesaire. Bütün eksiklerini şirket kabul ediyor. Yemeğin kalitesini yahut evet. Dediğin gibi tahta kurusu ile yattıklarını, zavallı insancıkların
kabul ediyor ya. Yani tahta kurusuyla, yani her birinizi bir gün tahta kurulu bir yatakta yatıralım bakalım ne oluyor. Şimdi bu ne ayıp şeyler bunlar. Bu işin arkasında provokasyon aramak, bu işi onu da açıkça söylediler. Bu başka bir gezi şeyi midir, hazırlığı mıdır vesaire diye. Ama ne korkmuşlar be Mustafa. Üf, hem de nasıl ne korkmuş, nasıl bir kuyruk acısıysa yatıp kalkıp geziyi konuşuyorlar tabii. Fena korktukları çok açık. Burada bir organize bir hadise olduğu söz konusu değil. Çok açık. İnsanlar canhıraş bir şekilde, Allah bilir belki asgari ücrete o maaşı alıyorlar mı, almıyorlar mı? O dağın başında, o şartlar altında çalışmak, yaşamak zorunda kalıyorlar. Çoğu da Doğu, Güneydoğu Anadolu'lu yoksul insanlar. Şimdi bunların bu kadarcık bir hak arama talepleri, bunu dile getirmeleri, nasıl birdenbire böyle bir korkuya yol açıyor? Bu kırılganlığı gösteriyor. Yani bu rejim, bu rejimin arkasındaki bütün bu kalemşörler, tetikçiler, bütün bunlar gerçekten esas korkan bunlar. Bunların gözlerine uyku falan girmiyor. Her şeyden korkuyorlar, her şeyden ürküyorlar. Her şeyin bir anda kendilerine döneceğinden endişe ediyorlar. Bu kadar zayıflamış, bu kadar kırılganlaşmış ve panik halindeler. Ondan dolayı da çok hata yapıyorlar. Çok büyük zararlar veriyorlar. Topluma da zarar veriyorlar. Ama bunun şeyi yok, çaresi yok. Yani bu panik haliyle, bu sağa sola saldırmalarla, buzağı altında şeyler aramayla bir yol alınmaz. Bu Türkiye'yi bir yere götürmez. Bunu yaptıkça hataları büyür, zararları büyür. Bir an önce dileyelim sakinleşsinler, akıl galebe çalsın ve öküz altından buzağı aramaktan vazgeçsinler. İnsanların en doğal haklarına kulak versinler. Şimdi bir haber daha paylaşacağım. Sonra hem bu gelişmeler, ekonomideki gidişat, 500-400 milyon dolara uçak alıp, ya da koskoca Türkiye Cumhuriyeti olarak küçücük Katar'dan hibe kabul edip, her ikisi de şey, Milli Eğitim'den 2 milyar lira kesinti yapılması falan, bütün bunların hepsi çok hazin. Hani bırakın yeni Türkiye, büyüyen Türkiye, şahlanmış falan. Bu ülkeyi gerçekten, geçenlerde bir konuğum itiraz etmişti ama, Pakistan Ligi'ne götüren şeyler. Şimdi bakın, zavallı çocuklar okullarından mahrumlar. İnsanlar mutfaklarındaki yangında nasıl baş edeceklerini bilemiyorlar. İşçiler tahta kurulusu dolu yatakta yatmaya ya da servislerin yetersiz olduğundan, habire yağmur yağıyor, üstü kapalı durak olmamasından şikayet etti diye terörist ilan ediliyor. Kalemşörler yazıyor, çiziyor. Şimdi bütün bunların aslında vardığı bir yer var. Hukukun bitmesi. Çağdaş Hukukçular Derneği geçen Kasım'da KYK ile kapatıldı. OHAL dönemiydi malum. Ve 17 avukat, hem Çağdaş Hukukçular Derneği hem de halkın hukuk diyorsunuz avukatlar tutuklandı. Bir yıla yakın işte yattılar içeride. Cuma günü tahliye edildiler. Tahliye edildikleri gün haklarında yeniden gözaltı kararı çıkartıldı. Ve yeniden 5 avukat gözaltına alındı. Hemen de zaten tutuklandı. Bakın şimdi o görüntüler gelecek ekrana. Bir görelim o görüntüleri, sonra devam edelim. Avukatlar avukatlık yaptıkları için gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Hukuk yok, o yok, bu yok vesaire vesaire. En önemlisi... Tuzun koktuğu... Tuzun koktuğu yer, yargı, evet, her, hukuk. Evet, yani tuzun koktuğu yer gerçekten. Ama ülkenin üzerine de sanki böyle hani bir ölüm sessizliği çökmüş gibi. Bir tuhaf bir hal var. Yani isyan etmekten mi korkuyor insanlar, buna razılar mı? Sen nasıl yorumluyorsun? Ama işte baksana... 3. Havalimanı'nda insanlar tahta kurusu, insanca yaşama
koşullarının sağlanmaması, 3-10 kuruş paraya çalışırlarken bunu dile getirdiklerinde üstlerine salınan jandarma baskısına, eziyete, yıldırmaya bak. Yani az kalsın buradan bir terör örgütü çıkarıp insanları belki de hiç tahmin etmedikleri yerlere taşıyacaklar. Bunu bir metot olarak kullanıyorlar. İşte her yerde en ufak bir başkaldırıya, en ufak bir hak aramayı böyle baskıyla yıldırmaya kalkıyorlar. Arkalarında işte ördükleri bir medya rezaleti var. Bununla destek alıp götürüyorlar. Bu da insanları biraz ürkütüyor. Tabii insanların haklı olarak bir cürete, cesarete ihtiyacı var. Bunu da kim yapacak? Bunu da örgütlü muhalefetin yapması gerekiyor. Öncelikle muhalefet partilerinin üstlerindeki bu ağır 24 Haziran şeyini, örtüsünü kaldırıp, silkinip yeni baştan halk için tekrar bir umut, bir ışık olmaya başlamaları gerekiyor. Az önce Veli Ağababa, bu 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler sorunlarından bahsederken, işte bunun takipçisi olacağız, Çalışma Bakanı'na soracağız falan falan dedi. Şimdi tekrar milletvekili olarak gideceklermiş. Eğer CHP milletvekilleri 10 kilometreden fazla yaklaşamıyorsa, efendim mecliste zaten saray hakkında, Erdoğan hakkında soru bile soramıyorsun. İşte Çalışma Bakanı hakkında diyelim ki bir önerge verse, ne olur? Yani muhalefetin zeminini de yok ettiler. Yani muhalefetin altından halıyı çekmediler mi? Çektiler ama yani sonuçta yine de muhalefet etmekten başka yapacak bir şey yok. Direnmekten ve elde kalan ne varsa o yapılacak. Yani onu ben bilemem. Siyaset çözüm üretme yeridir. Yani bunu insanlar üretemiyorlarsa o zaman oradan çekilecekler. Orayı işgal etmeyecekler. Yerlerini bu işi yürütebilme iddiası olanlara bırakacaklar. Benim elimden bu kadar geliyor. Ben ancak bu kadarını yapıyorum falan diyemezler. Dememeliler. Yani adı üstünde muhalif olmak, bir çözüm üretme, alternatif üretme makamı olmak, o zaman bu sorumluluğu yerine getireceksin. Yani bir mazeret bulamazsın. Eğer getiremiyorsan da bunu getirme iddiasında olanlara yerini bırakacaksın. Yani bu işin tek yolu tabii ki direnmektir, örgütlemektir. Örgütsüz insanları örgütlemektir. Onlara cesaret vermektir, onlara hedef göstermektir. Onlara direnmenin yolunu göstermektir. Üstlerindeki ölü toprağını silkeleyip atmaktır. Yani unutma ki bu insanlar korkuyorlar, siniyorlar ama sanıyor musun ki yönetenler korkmuyorlar, yönetenler rahatlar? Onların da gözlerine uyku girmiyor. Yönetemedikleri için bu kadar büyük hatalar yapıyorlar. Yönetemedikleri için bu kadar tedirginler. Dolayısıyla yani burada yılmadan, usanmadan CHP'nin, HDP'nin, parlamento dışı muhalefetin, çünkü Türkiye'de çok ciddi olarak zemin kıpırdıyor. Bak çok çarşı pazara çık, herkes burnundan soluyor. Yani sadece CHP'lisi falan değil, AKP'ye oy vermiş insanlar, dar gelirli insanlar bu fiyatlarla baş edemiyorlar. Yani domatesin fiyatını, bilmem etin fiyatını, peynirin fiyatını gördüklerinde burunlarından soluyorlar. Çünkü bu fiyatlar yıllardır karşı karşıya geldikleri fiyatlar değil. Olağanüstü bir pahalılık var. İşsizlik gün be gün artıyor. İnsanlar bankalardan aldıkları borçları geri ödeyemiyorlar. Çalışan insanlar hem enflasyon altında eziliyorlar hem insanca çalışma koşulları bulamıyorlar. İşi olan insanların yarın öbür gün beyaz yakalısından tut, üniversite mezunu olanına kadar işsiz kalma ihtimali çok yüksek. Türkiye özellikle İstanbul'da çok yoğun bir beyaz yakalı işsizliğiyle karşı karşıya kalabilir. Yani bu başladı AVM'lerden, muhtelif iletişim teknoloji sektörlerinden. Bu kadar kaynama varken, bu kadar dipten dibe çok hızlı bir dalga gelirken muhalefetin bunu yönlendirebilmesi, bunu mutlaka olumlu bir potaya aktarması ve yıkımı yapıcı bir şekilde başka bir şeye dönüştürmesi gerekiyor. Muhalefetin görevi budur. Demişken bir şeyi hatırladım ve hatırlatmak istedim. Muharrem İnce bir tweet attı geçenlerde. Dedi ki, dünyanın en çok yakan arabası
20 dakikada 300 metre yol yaptım, 450 lira yaptı diyor alışveriş arabası. 300 metrede 450 lira 450 liralık alışveriş yapabilmiş Muharrem İnce de, o alışverişin onda birini yapamayanlar var tabii. Bir pahalılığı herhalde işaret etmiş. Tamam, doğru da artık bu muhalefetin nasıl bir muhalefetse ortaya çıkması ve insanların sosyal, bu... Sosyal medya muhalefeti haline geldi gibi sanki. Ya şimdi sosyal medyayı hepimiz kullanıyoruz. Yani bir aracı kullanmakta beis yok ama sen sadece sabah akşam oturup sosyal medya üstünden muhalefet yapıyorsan olmaz. Hele ki işi muhalefet olan, insanlara bunun sözünü vermiş olan, milletvekili olan, parti yöneticisi olan kadroların sadece sosyal medya üstünden muhalefete kilitlenmemeleri lazım. Yani buna gösterilen tepkiyi ben haklı buluyorum. Sırf bu değil. Yani o havaalanında CHP milletvekilleri ne zaman gittiler acaba? Dün yoklardı. Önceki gün yoklardı. Bugün gittiler. Bugün gittiler. Niye? 3 gün önce orada olmaları gerekiyordu. Niye önce başka partinin, İyi Parti bile gitmiş, İyi Parti milletvekilleri bile gitmiş, CHP'liler yok. HDP gitti. İyi Parti vardı, CHP'liler yoktu yani. Bir Ali Şeker gitti CHP'den tek. Ama şimdi anında orada boy gösterirse o insanlar bir şey bulurlar. Destek, dayanışma hissederler. Haklı yanlarında birilerinin olduğunu görürler. Başka yerlerde de öyle. Ve dolayısıyla haksızlıklara öncelikle bir baş kaldırmayı öğrenirler. Ama sen oy verdiğin partinin milletvekilini yanında görmüyorsan, bir şeye itiraz edeceğin varsa da etmezsin. Ezerler beni dersin. Onun için muhalefetliğini yapmalı artık. Bu saatten sonra mutlaka yapmalı. Çünkü çok ciddi bir dalga geliyor. Çok ciddi bir işsizlik, pahalılık, yokluk, yoksulluk, işte bütün bu baskılar, her taraftan bir zulüm dalgası geliyor. Buna insanlar haliyle isyan edeceklerdir, başkaldıracaklardır, itiraz edeceklerdir. Bunun olduğu yerde de muhalefet partilerinin kendilerini göstermeleri gerekiyor. Şimdi işsizlik demişken basın ilan kurumundan bir karar geldi. İşsizliğe katkı, dedim ya, medya sektörü işsizliğin %30 küsur oranında olduğu bir sektör oldu son birkaç yıl içinde. Basın ilan kurumu şahane bir çözüm bulmuş. Şöyle, gazetelerde asgari çalışan sayısı 7 idi. Yani en az 7 kişi çalıştırması gerekiyordu. Basın ilan kurumundan ilan alabilmek için bu. Hani bazen karı koca yerel gazeteler çıkartılır ayrı. Basın ilan kurumundan ama 3 kuruş ama 5 sütun ilan alabilmek için asgari 7 kişi çalışması gerekiyordu. Bu sayıyı 6'ya indirmişler. Yani bunun da bir destek veriyor. Yani 7 değil 6 kişinin çalıştırırsan. Tabii yani sen adam çıkartabilirsin diyor. Bu toplamda hesaplamışlar Türkiye Gazeteciler Sendikası. 1200 gazetecinin daha işsiz kalmasına yol açabilirmiş. Hem kağıt fiyatları arttığı için ya ne yapalım şimdi, kağıt üretemiyoruz. Doları işte çare bulamıyoruz. Bir kişiyi işten çıkaralım. İşten çıkaralım. Evet. Bir kişiyi çıkarırsan da senden ilanı kesmeyeceğim diyor yani. Hiç merak etme. Bravo vallahi. Kim bulmuş? Tebrik etmek lazım. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü kimse, ona bir tebrik mesajı göndermeni hasreten beklerim Ayşen. Bu arada medya demişken şimdi tabii muhalefet son derece sınırlı koşullarda, ama o koşullarda bile sınırlı hareket ediyor çok açıkçası. Mesela HDP'nin bile Eskişehir'si yok. Hani havası yok, öyle söyleyeyim. Diğer partileri de zaten biliyorsunuz. Şimdi medyada artık kıstırıldı birkaç kanala, birkaç gazeteye indirildi ortada. Medyanın hali. Hep söylüyorum, Halk TV bir soluk borusu. Şimdi ve çok önemli bir işlevi var. Şimdi yeni bir transferimiz var. Bugün kesinleşmiş. Şaban Sevinç paylaştı. Ben de size duyurayım dedim. Çünkü herhalde sizlerin de bu son bir yıl içinde tanıdığınız ve sempati duyduğunuz için, ben çok sempati duyuyorum şahsen, bir isim KRT'den, Çağlar Cilara. Çağlar Cilara
artık Halk TV'de program yapacak. Çok ilginç bir çocuk Çağlar Cilara. Çok farklı kesimlerden konuklarla hep ses getirecek röportajlar yaptı. Haber oldu. Hoş geldi, sefa getirdi diyelim. Herhalde yakında zaten programının saati, adı vesairesi her şey belli olur. Efendim sonuna geldik. Bir toparlama yapmak istersen toparla, vedalaşalım. Evet Ayşenur, enteresan bir döneme geldik, onu söyleyeyim. Yani Türkiye özellikle Eylül başı itibariyle çok önemli bir virajda. Bu virajda bu hükümetin, bu rejimin, bu toplumu yönetmesi giderek zorlaşıyor. Üstünde çok ağır basınçlar var. Ekonomi basıncı bir yandan, diplomasi basıncı bir yandan. Bir de tabii yaklaşan Mart yerel seçimleri var. O seçimlere kadar kitlesini konsolide etmeyi, olası kayıpları, oy kayıplarını önlemeyi hedefliyor. Dolayısıyla ekonominin kitleler üstündeki basıncını azaltacak muhtelif yollar deniyor. Bunların bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor. Genelde ama tutmuyor. Yani çok hızlı bir pahalılık, işsizlik var. Bundan dolayı baskılar artıyor. Bu konjonktürü mutlaka iyi değerlendirmesi gerekiyor muhalefet partilerinin, örgütlerinin, parlamento dışı muhalefetin ve halkın sorunlarına doğru önderlikle, doğru yol göstericilik yapması bekleniyor. Bütün bu sıkıntılarda ilk feda edilen ne yazık gerçekten insan oluyor, insan kaynağı oluyor bu ülkenin. İşçileri, çocukları, okullar açıldı dedik ya bugün, 1 milyon 675 bin öğrenci okullaşma oranındaki düşüş nedeniyle okula başlayamıyor. İlkokul düzeyinde okullaşma oranı 2002'nin gerisine düşmüş. Çok vahim bir tablo var ortada. Zaten kalitesiz bir eğitimle, zaten dogmayla yoğrulmuş bir eğitimle, bir de üstelik de okullaşma oranı bu haliyle çocuklarımıza, yani geleceğimize yapıyoruz ne yapıyorsak. Mustafa Sönmez'e teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Çok sevdiğimiz bir okul şarkısıdır. Hani şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Nasıl şekerdir. Ama maalesef öyle değil artık. Sevinç de doğmuyor kimse. Görüşelim efendim. Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sundu.